Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dereceden bir bilinmeyen neşesizlik sistemleriyle sizler birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar eşitsizlik konusunu yapmıştık. Şimdi de eşitsizlik sistemleri konusundayız. Bugün ne göreceğiz? Biraz önce söylediğimiz gibi eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini göreceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Başlayalım ama öncesinde şunu söyleyelim. Her zaman olduğu gibi ödevi vermeden geçmeyelim. 10 sınıf Dinamo soru bankamızdan Eşitsizlik sistemlerini yapın arkadaşlar. Lütfen yapın. Bakın 169. sayfada 168. sayfada eşitsizlik sistemleri başlıyor. Bir tane örnek ve o tarz sorulardan dört tane. Sonrasında da bu şekilde gidiyor. Bayağı bir soru var. Ta ki nereye kadar arkadaşım? 172'ye kadar sorular var. Sonrasında da eşitsizlik ile ilgili ne var burada? Testler var. Bunları da lütfen çözün. Soru çözmek aşırı önemli. Özellikle ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Grafik kullanmayı seviyor. Burada da kitabımızda da gördüğünüz gibi grafikler bolca var. Ve şimdi konu anlatımında da göreceksiniz. Bu butonları çözün. Çözemezseniz de canım hocam zaten kare kod da sizi bekliyor. Unutmayın 168'den konunun sonuna kadar çözün. Çünkü niye öyle diyorum? Çünkü artık bu konu bitiyor ve nereye geçiyoruz? 5. ünite çember daireye geçeceğiz. Çok önemli bir konu. ÖSYM'nin her yıl Minimum bir maksimum iki tane sorduğu eşitsizlik konusu acayip önemli. 11. sınıftan bunu halletmemiz lazım. Söyleyeyim ben size. Artık konuya başlayalım. İkinci dereceden bir bilmeyen yani. eşitsizlik sistemlerinde neler var? İki ya da daha fazla eşitsizliğin oluşturduğu sisteme eşitsizlik sistemi denir. Ne olacak burada? Mesela bir fonksiyon olacak. Küçüktür. Bir fonksiyon olacak. Büyüktür. Veya hatta ikisi de biri büyük eşit biri büyüktür olacak. Buna benzer tarzda ikisi de eşitsizlik olan 2'den daha fazla da olabilir bu arada. Hiç sıkıntı yok. Bunların oluşturduğu sisteme biz eşitlik sistemi diyoruz. Zaten denklemde de görmüştük. Denklem sisteminde. Orada ne vardı? 2 veya daha fazla denklem vardı. Eşitsizlik sistemin çözüm kümesi ortak işaret tablosu oluşturarak bulur. Ne demek istiyor yani? Diyor ki sen geçen ders bunun çözüm kümesini bulmayı bildin. Bunun çözüm kümesini bulmayı bildin. Bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun. Ama diyor hani böyle tablo yapıyordun ya bir tane ya da bunu ayrı bir tablo yapıyordun. Diyor ki yapma. Bu sefer diyor ikisini aynı tabloya yaz. Fx'i buraya yazacaksın. Gx'i buraya yazacaksın. Ve aynı elemanlarla işlem yapacaksın diyor. Sana bunu anlatıyor. Peki nasıl yapacaksın? Nasıl çözeceksin? Örnek üzerinden gösterelim. Basit bir örnek. Köküm ne arkadaşım? X artı 2 eşittir sıfırdan dolayı. X eşittir eksi 2 geldi. Bir köküm geldi. X eksi 3 eşittir sıfırdan dolayı. Ne oldu arkadaşım? Bir köküm geldi. Bir de alt taraftan da ne var? X eksi 1 eşittir sıfırdan da ne geldi arkadaşım? X eşittir 1 bir köküm geldi. Şu an gördüğünüz gibi üstteki denklemden iki kök, alttaki denklemden bir köküm var. Şimdi ne yapacağım? Yapacağım şey çok basit arkadaşım. Yapacağım şey eski sistemin eski düzeninin aynısı. Nasıl bir düzen hocam bu? Yukarıya x'leri yazacağım. Aşağıya da arkadaşım ne yazacağım? Şu adamı fx diye tabir etmeyeyim x artı 2 çarpı x eksi 3 diye tabir edeyim. Aşağıdaki adamı da x eksi 1 diye tabir edeyim. Bunları yazdıktan sonra üstteki adam için eksi 2 3 var. Alttaki adam için 1 var. Ortak tablo yaptığım için hemen şuraya bir eksi 2 koyuyorum. Hemen şuraya bir 1 koyuyorum. Hemen şuraya bir 3 koyuyorum. Bakın ortak tabloya geçtim kökleri yazdım denklemleri alt alta koydum. Yalnız şöyle bir sıkıntım var. Yalnız şöyle bir sıkıntım var. Tek farkı şu. Yukarıda hani bir denklem yazıyorduk ya. Orada mesela yukarıda bir yoktu. İşte burada da biri göz, görmezden geleceğim. Nasıl? Bakın yukarıda eşitlik yok. Tek kat oldukları için tek yuvarlak koydum. Bu adamı görmezden geldim. Aşağıda da eksi 2 ile 3 yok. Bu sefer de bunları görmezden gelip buraya koyuyorum. Peki bunun amacı ne hocam? Amaç şu bakın yine aynı hareketlere devam edeceğim. Yine aynı hareketi çekeceğim. Benim için 3 ile eksi 2 önemliydi. Ve işaretim artı artı olduğundan artı ile başlıyorum. Eksi eksi. Bakın burada biri, biri yok sayıyorum görmüyorum. Ve burası da artı oldu. Devam ediyorum. Aşağıda da biri var sayıyorum. Biri var saydıysam ne olacak? İşaretim artı 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 eksi eksi. Bakın biri var sayıyorum diğerlerini yok saydım. Artı ile başladım eksiyle devam ettim. Şimdi işte burada yapacağımız hareket şu. Çok dikkat. Yukarıda küçükleri istiyordu. Burayı taradım. Aşağıda büyükleri istiyordu. Neyi istiyordu? Pozitifleri yani pozitifleri. Kimin pozitiflerini? Aşağıdaki denklem'e göre pozitifleri istiyordu. Bu sefer taradım. Bakın ayrı iki denklenmiş gibi düşündüm. Sadece köklerin hepsini aynı tabloya yazdım. Olay bu. Bana çözüm kümesini sordunda da çözüm kümesi için ikisinde de aynı xlerden bahsettiğimiz için ortak xleri alacağız. Burada 3 var, burada yok. O zaman arkadaşım 3'ü almayacaksın. Bu ne biçim yazı ya? Tersten başladın diyebilirsin. Evet yanlış yaptım. Düzden devam edelim. Burada bir var, burada yok. O zaman bir bunların ortak çözümü değil. Burada 3 var, burada yok. O zaman 3 bunların ortak çözümü değil. İkisini de ortağı ne? 1 ile 3 arası. Gördük mü? Olayı çözdük mü? Çözemediysek sıkıntı yok. Hemen bir soru daha yapayım. Daha iyi anla. Hemen şunu köklerini ayıralım. Daha doğrusu çarpanlarına ayıralım. X eksi 4. Ne olacak? X artı 2. Hocam nasıl yaptınız? Artık uzatmıyorum buraları. Hangi iki sayının çarpımı eksi 8 toplamı eksi 4 eksi 2? Tabii ki de 4'e 2. O zaman buradan köklerimi yazıyorum. Onu da uzatmıyorum. Burayı sıfır yapan değer artı 4. Burayı sıfır yapan değer arkadaşım eksi 2. O zaman bunlar birer kök. Şimdi diğerini yazıyorum arkadaşım. Diğerini yazarken de ne yapıyorum bak. X parantezini alarak yazıyorum. X eksi 2 diye. Büyüktür 0. Buradan da ne görüyorsun sen? X eşittir 0. Kimden dolayı? Bunların ötürü. Ondan sonra düzgün yazalım. Ondan sonra burada da ilk eşittir 2. Kimden ötürü arkadaşım? Bundan ötürü köküm benim. Bakın şimdi. Ne olacak arkadaşım? Yine tabloyu çiziyorum. Buraya x yazıyorum. Buraya x kare eksi 2 x eksi 8 yazıyorum. Bakın buraya eşittir 0 büyüktür küçüktür 0 yazmıyorsunuz. Çünkü niye? Bu denklemin işaret tablosu bu. Zaten bu bana söylediği yer. Ona, onu çözüm kümesini yazacağım. x kare eksi 2 x'e baktım. Buraları hallettim. Şimdi köklerin hepsini yazıyorum. Yazdığımda eksi 2'yi gördüm. Yazdığımda 2'yi gördüm. Bir de yazdığımda 4'ü gördüm. Yukarıda beni kim ilgilendiriyor? 4 ilgilendiriyor. Eşitlik var mı? Var kapalı. Eksi 2 ilgilendiriyor kapalı. Bu aradaki 2 beni ilgilendirmiyor. Geldim 2 aşağıda. Aşağıda da beni kim ilgilendiriyor? 2. Yalnız 2 var mı? Yok. Eşitlik yok. Açık. Şimdi devam ediyorum. İkisinde de işaretimi artı olduğu için artılarla başlayacağım. Artı ile başladım. Eksi eksi artıyla devam ettim. Geldim buna. Burada köküm 2 E artı ile başladım. Eksi ile devam ettim. Burayı da hallettim. Bir durum yok. Burada hallettikten sonra şimdi ortak çözüme geçeceğiz ya. Yeşil kalemi benim aldım. Yukarıda küçük eşit diyordu. Patlattım. Geçtim. Eksiler yani ve eşitler. Burada da büyükler diyordu. Burada da yine büyükleri aldım. Şimdi çok dikkat. Benim ikisinde de ortak olan 2 ile 4 arası. Ama 2 4 var mı? Bakın burada 2 ne yazık ki yok. Burada var altta olmadığı için çözüm kümesinde ikim olmayacak. Virgül 4 burada var eşitlikten dolayı. Burada da arada kaldığı için var. O zaman 4 var. Var ne demek arkadaşım? Köşeli parantez oldu. Diğer taraflarda beni ilgilendiren bir şey var mı? Yok. O yüzden ben de ne diyorum? Cevabım 2 ile 4 diyorum. Anladık mı mevzuyu? Şu mevzu var. Kökleri ortak tablo yazıyorsun. Benim ihtiyacım olanları yazıyorum. Ne yapıyorum? Yine sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Burada 2 yokmuş gibi. Burada da 4 2 eksi 2, 2 yokmuş gibi davranıp ona göre ortak çözümü bulmaya çalışıyorum. Geldim. Absürt biraz değişik tarzda bir soruya. E, burada iki tane denklem yok hocam. Daha doğrusu iki tane eşitsizlik yok. Ne olacak? Biz oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? 4 küçük eşittir x kare eksi 3 x. Bir de x kare eksi 3x küçüktür 18 yapacağız. 4'ü karşıya atacağız. Attığımızda ne geldi? x kare eksi 3x eksi 4. E bu çarpanlarına ayrılıyor mu? Eksi 4'e artı 1 diye ayrılıyor. Çünkü çarpımları eksi 4. Toplamları eksi 3 olduğu için. O zaman ne yaptım? x eksi 4. x artı 1'i patlattım. Burada ne yapacağım arkadaşım? Yine aynı şekilde x kare eksi 3 x attım 18'i karşıya eksi 18 küçüktür 0. Gördüğün gibi çarpımları eksi 3 eksi 18 olan ne var? Eksi 6 ile artı 3 var. Çünkü arası eksi olduğuna göre bunu da hallettim. Ama hocam bunu bu tarafa bunu bu tarafa attın. Nasıl kolayıma geliyor öyle yaptım. Çünkü bakın yine söylüyorum. Ben işaret tablosunda şu denklemin artıların eksini buluyorum. Bunlar bana nereyi tarayacağımızı söylüyor. O yüzden tabloyu da yine aynı renk yapayım. Yaptığımda şunu görüyorum arkadaşım. Bakın şu denklemi yazıyorum. X kare eksi 3x eksi 4. Bu denklemi yazıyorum. X kare eksi 3x eksi 18. Benim burada da x'lerim var. X'lerim kimler arkadaşım? 4 var eksi 1 var. 6 var eksi 3 var. O zaman eksi 3'ten başlıyorum. Sonrasında gördüğün gibi eksi 1 ile devam ediyorum. Sonrasında şuradan bir kök 4 geliyor onu görüyorum. Biraz daha uzatayım. Burada da arkadaşım bir de 6 var. Bir daha söylüyorum. Şurada x eşittir 6, 0 yapar. x eşittir eksi 3, 0 yapar. Yalnız bunları 0 yapar derken eşitsizlikte kök bulmak için 0 yapar diyorum. Yoksa tabii ki de 0 benim bir işime yaramıyor burada. x eşittir 4 var. Şurada da x eşittir eksi 1 var ki bütün kökleri zaten tabloya yazmıştım. Eksi 3, eksi 1, 4, 6 yazmışız. Peki bu denklemi kim etkiliyor bu denklemi? Bu denklemi etkileyenler arkadaşım. Tabii ki de 4 ile eksi 1. O zaman kapalı mı? Evet eşitlik var kapalı. 4 ile eksi 1 kapalı mı? Kapalı. Burayı hallettim. Geldim aşağıya. Geldim aşağıya. Aşağıda beni ilgilendiren kim? 6. Yalnız açık. Burada kim beni ilgilendiren? Eksi 3. Yalnız açık. Zaten bakın ikisine de aynı anda işaretlemek neredeyse nadir oluyor. Aynı kök olması lazım. O zaman hemen 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 işaretimi yapayım. İşaretim ne? Burada bakın artı olduğu için artı ile başladım, eksi yaptım, artı ile devam ettim. Buraya bakıyorum. Burada da ne yapacağım arkadaşım? Hemen söyleyelim. Artı ile başlıyorsun, eksi, eksi, eksi. Çünkü bu aralıkta artıdan eksiye geçtim. Burada da artıya geçiyorum. Şimdi dikkat, dikkat, dikkat. Bakın ben bu denklemlerin, daha doğrusu ikinci dereceden bir bilinmeyeni bu ifadenin artı olduğu, eksi olduğu yerleri yazdım. Şu küçüktür, büyüktüler bana ne veriyordu? Bana işaret ediyordu. Şuraları şey yapacaksın, tarayacaksın diye şey yapacaksın. Tarayacaksın diyor. Ne diyor? Bu ifade sıfırdan büyükmüş. O zaman pozitifler arkadaşım bunlar. Ve bu ifade de sıfırdan küçükmüş. O zaman bu ifadenin de negatif olduğu yerleri istiyorum ben. E bildiğim o zaman çözüm kümesi çok basit oldu. Hemen bakalım çözüm kümesine. ÇK eşittir. Burada arada eksi 3 var ama burada yok. O zaman eksi 3'ü almıyorum virgül. Burada arada 1 var. Burada da kendinde son sınırda eksi bir var, o zaman eksi bir kapalı. Birleşim bitmedi, bir de şurayı yazacağım. Dört burada son sınır, burada da ne olacak arkadaşım? Daha doğrusu ilk sınır. O zaman burada da arada varlığından dolayı dördü yazdım. Burada yukarıda arada kaldığı için altı var, burada altı yok dedim ve açık bıraktım. Çözüm kümesi de böyle yazdım. Bana ama onu sormuyormuş. Bana kaç farklı tam sayı değeri var diyormuş. O zaman şuradan bir eksi iki gelir, bir eksi bir vardır. Virgül. Buradan da 4 ile 5 vardır. Kaç farklı tam sayı varmış? 4 tane farklı tam sayı değeri varmış. Bundan önceki sorularında hep çözüm kümesi soruyordu. Bu sefer ne yaptı arkadaşım? Bana kaç tane diye sordu. Ben de cevabını verdim. Geldim bir başka soruma. O da ne arkadaşım? Hemen görelim burada. O da şu. X parantezini alırsam X artı 1 olur. Büyük eşittir 0. Buradan hemen köklerime bakarsam bir bunu sıfır eşledim, Bir de bunu sıfır eşitleyeyim. X artı 1 eşittir sıfırdan. Ne gelecek arkadaşım? X eş, e, eşittir eksi 1 gelecek. Bu da geldi. İki kök var burada. Hemen diğerini farklı bir kalemle yapalım. Hemen şuradan zaten çarpanlarına ayrılmış. Yalnız şuradaki elemanı çarpanlarına ayıramıyorum. Diskriminant'a gidiyorum. Ya bende bir sıkıntı var ya da bu ayrılmıyor. Bunda bir sıkıntı var. E, b kare diyorum. B dediğim şey görünmez bir. Birin karesi eksi. Dört tane görünmez bir, görünür bir e bu ne oldu? Sıfırdan küçük çıktı. 1 eksi 4'ten dolayı eksi 3 oldu. O zaman bunun ne var arkadaşım? Kökü yok. Peki işareti ne? Artı. O zaman bu vatandaş nedir? Kesinlikle artı. Bana bir şey katar mı? Sadece artılığa etki eder. Bu adamda x eksi 2 eşittir sıfırdan dolayı. x eşittir 2 diye benim köküm geldi. Demek ki altta tek bir kök var. O da ne arkadaşım? Demek ki 2 imiş. Burada kök var mı? Yok. Onu yazmayacağız zaten. Hiçbir şey bitti. Buraya bak şimdi. Ne? X kare artı X'i x, x yazdım. Aşağıda da tamamını yazacağım yine. X kare artı X artı 1 çarpı X eksi 2 diye yazdım. Bitirdim. Hemen burada tabloya buna ne geçtim arkadaşım? 2 kök vardı. Sıfırla eksi 1. Bir. bir de burada 2 var. O zaman eksi 1'i yazdım. Sıfırı yazdım. Alttaki tablodan da 2'yi yazdım. Peki yukarıdakileri kim etkiliyor? Eşitlik de var. O zaman sıfırla eksi bir. E sıfır ne yapıyorum? Kapalı yapıyorum. Eksi biri ne yapıyorum? Kapalı yapıyorum. Geldim altta. Altta beni iki ilgilendiriyor? Altta beni ilgilendiren iki. İki peki eşitlik var mı? Yok. O zaman açık ve tek kat kök. Tek kat kök oldukları için bunları rahatlıkla söyledim. Şimdi işaretine geçiyorum bunların. Bakın artı bu da artı. Burası artıydı bu da artı. İkisi de artı artı artı. Bu da artı. Artı artı. Eksi artı aşağıya geldim. Artı, eksi, eksi, eksi yapmış durumdayım. İşte bu kadar. Peki bana şimdi ne söyleyecek adam? Diyecek ki nereye işaretle? Sıfırdan büyüklermiş. Artıları işaretle diyor bana. Aşağıya bakıyorum. Sıfırdan küçüklermiş. Eksileri işaretle diyor bana. İşaretledim. O zaman bana tek bir şey kaldı. ÇK'yi yazmak. O da ne? Şurada bir eksi sonsuz var. Eksi sonsuzdan başlayıp Bakın bu arası yok. Bir arada kaldığı için eksi bir. Yukarıda da son sınır olduğu için eksi bir kapalı. Kapalı olacak. Süper. Devam ediyorum. Birleşim. Bu arası yok. Burada sıfır ilk sınır. Burada arada. O zaman sıfır olacak. Devam ediyorum. Burada iki arada kalıyor. Ama aşağıda iki yok. İki olmadığı için ikiyi de almayıp açık aralık yaptım oldu. Hemen bakalım doğru mu yaptık? Buraya ne koyarsak koyalım artıydı. Mesela şuradan biri koysam bu eksi çıkar. Biri buraya koysam artı çıkıyor. Şurada eksi 2 alalım. Eksi 2 aldım 4. Eksi 2 2 sıfırdan büyük. Eksi 2 aldım. Eksi eksi daha da eksi. Eksi 4 sıfırdan küçük. Demek ki bu aralıklar çok mantıklı çok doğruymuş. O zaman bu soruyu da çözüm kümesini istediği için rahatlıkla bitirdim. Geldim bir başka soruma. Bu soruda işte bir cinlik var. Buraya çok dikkat. Şimdi geldim buraya. Şunun köklerine bakarsam hemen yazayım. X eksi 3. X artı 3. Aşağıs zaten direkt köke ayrılmış. Büyük eşittir sıfır diyor. Aşağıda da bir de ne var? X eksi 3. Çünkü niye? Eksi 3'e artı bir diye ayırdığımda toplamları eksi 2 çarpımları. E, eksi 3 ediyor. Burası eksi 3'e artı bir diye ayırdım. Küçük eşittir sıfır dedim. Şimdi köklerime baktığımda yukarıdan ne geliyor? X eşittir 3. Bu yukarıdan ne geliyor? X eşittir eksi 3. Yukarıdan ne geliyor? X eşittir 2 geliyor. Bunlar yukarının kökleri. Aşağının köklerine bakarsam yine bir 3 var. Bunu 0 yapıyor. Öbür tarafı 0 yapan da bir eksi 1 var. Bunu da söyledim. Olay bitti. Şimdi tabloya geçtiğim anda her şey daha net olacak arkadaşım. Hemen bak buraya ne koyuyorsun? X. Buraya ne koydun? X kare eksi 9 bölü 2 eksi x. Buraya ne koyduk arkadaşım? X kare eksi 2 x eksi 3 koydum. Hemen tabloya benim elimdeki verilerin hepsini yazıyorum arkadaşım. Ne yazıyorum? Sanırım en küçük eksi 3. Sonrasında eksi 1. Sonrasında 2. Sonrasında 3. Üç. Bakın 3'ü yazdık. 2'yi yazdık. Eksi 3'ü yazdık. 3'ü bir kere daha yazdık. Eksi 1 yazdık. Bakın 3'ü iki kere yazdım. 3'ü 2 kere yazdım ama çift kat mı? Değil. Biz her denklemi kendi içinde bakıyoruz. Bakın 3 nerede? Yukarıda. Eşitlik var mı? Var. 0 eşit olabilir. 3 var mı? Eksi 3 var mı? Var. Burada. 2 nerede? 2 paydada. O zaman çift çizgi tek yuvarlak. Niye? Tek kat kök çünkü. Bunu da yaptıktan sonra geldim buraya. Buraya geldiğinde ne var arkadaşım? Olaya bak şimdi olayı izle. 3 ile beni eksi bir ilgilendiriyor ve normal denklem kapalı üç kapalı arkadaşım Eksi -1 de kapalı. O zaman buraları da güzel bir şekilde yapmış olduk. Devam ediyorum şimdi. Beni yukarıda kim ilgilendiriyor? Beni yukarıda ilgilendiren şey bu işaretliliklerim. İşaretim ne peki? Artıya eksi'den dolayı bakın bunun önünde eksi var. X'lerin önündekilere bakıyorsun. Artıları eksiden dolayı eksiyle başladım. Artı ile devam ettim. Eksiye döndüm. Artı ile bitirdim. Aşağıya baktığımda da arkadaşım yine benim işaretim artı olduğuna göre artı ile başladım. Eksiye geçtim ve artı ile bitirdim. Şimdi gel bakalım fasulyenin paydasına. Yukarıda sıfırdan büyükler diyor. Aşağıda sıfırdan küçükler diyor. O zaman ne yazık ki bazı köklerim gitmiş oldu. Hemen bakalım şimdi ne yazacağız peki ne yazacağız? Burada burası ortak yok. Buralarda ortak yok. Mesela şunları alt alta gelse ortaktı ama yok. Geldim buraya bakıyorum burada ortak yok. O zaman sadece ve sadece ÇK dediğim şey açık 2 ve kapalı 3 olmuş olacak. İşte bu soruyu da böyle güzel bir şekilde bitirdik. Mesela 1 olsa cevap. 1'e bakıyorum 1 yukarıyı negatif yapıyor. Olmaz zaten. Bakın 1 olmuyor mesela. Zaten burada da görüyorum. 1 aşağıya sağlıyor mu? 1-2 4 eksi eksi oluyor. Tabii ki de sağlıyor. Bak gördün mü? Sağlıyor. Ama ikisini aynı anda sağladığı için bize çözüm kümesini istiyordu. Biz de bulduk. Bunu unutmayın. Çift kat kök değil bunlar. Bunlar ayrı denklemlerin ayrı birer kökü. Sadece sınırları aynı nokta olmuş oluyor. Geldim bir tane daha böyle değişik bir soruma. Aslında değişik değil. Kaç farklı tam sayı vardır diyor. Hemen burada direkt olaya bağlıyorum. X eşittir 4 benim bir köküm. X eşittir eksi 2 benim bir köküm. Yukarıda kök yok. Aşağıya geldim. Burada da x eşittir 3 benim köküm. Hemen tabloya geçtim. Vakit kaybetmeyelim. Tabloya geçtiğimde burası x. Burası x eksi 4 bölü x artı 2. Bakın yine artı eksi büyüktür küçüktür yok. Geldim buraya 3 bölü x eksi 3'e bakıyorum. Buradan da devam edeceğim. Köklerim neler? En küçük eksi 2 var. Sonra en küçük 3 var. Sonra benim için bir de 4 var. Şimdi 4 kimi sağlıyor? Yukarıyı. Bu arada paydaları hemen işaretleyeyim. Yukarının paydası eksi 2 idi eşitlik olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Tek kat kökten çizdim. Burada da paydada da 3 var. Aa bu arada yanlış çizdik. Burayı düzeltelim. Yukarının elemanıydı. Aşağıya çizdik. Şurası yok arkadaşım. Şurayı böyle koyu bir kalemle çizeyim. Bak burada yok. Yanlış çizdim. Yukarıya bakıyoruz ya. Yukarıda ne var? Eşitlik var. Ee, ama bu paydada olduğu için olmayacak. Çift kat kök değil. O zaman 4'e eşit olabilir. E, aşağıdaki adama bakıyorum. Aşağıdaki adam sadece eksi 3. O da açık olacak. Bunların hepsini yaptık. Şimdi beni bakın burası yok arkadaşım. Burası yok. Buraya dikkat et. Yukarıda artı artıdan dolayı artıyla başladım. Hatta buradan da bakabilirim. Artı artıdan dolayı başladım. Şurada artıyla devam ettim. Buraya baktığımda da yine artı yine artı ile başladım. Bu sefer eksi eksi. Bir daha söylüyorum. Burada bir işaret yok. Tek işaret burada üçte. Artı artı değişti mi? Eksi eksi oldu. Mesela bakın sıfırı koyun. Sıfırı koydum. mu cevap ne oldu? Eksi oldu. Burada eksi olduğunu görüyorum. Peki doğru mu? Doğru mu? Bakın doğru mu? Doğru olup olmadığını bana söyleyecek şimdi. Nereye? Ne doğru? Neye göre doğru? Şuna göre arkadaşım. Bana sıfırdan küçük eşitleri işaretli diyor. İşaretledim. Tamam devam edeyim. Bir de bana aşağıda da büyükleri işaretli diyor. İşaretledim. Bu da tamam. Oldu. Olay bitti. Peki şimdi sorum şu. Çözüm kümesine baktığımda 3 var, 3 yok. O zaman 3 yok ortakta. Devam ediyorum. Burada da arkadaşım ne var? 4 var mı? Aşağıda var. Yukarıda da son sınır olduğu için var. Bana kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Sadece 4 var arkadaşım. Bu ikisini de sağlayan sadece 4 varmış. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Mesela 5 olabilir mi? Bakıyorsun 5'e yukarıyı pozitif yapıyor. Aşağıyı pozitif yapıyor. Ama yukarıda negatif istiyordum. Bakıyorsun eksi 3'e. Eksi 3 yukarıyı artı yapıyor. Bir kere kafadan olmuyor. Burada da eksi yine olmuyor. Demek ki benim sistemim bir sıkıntı olmadan doğru şeyi bana söylemiş oldu. Geldim yeni soruma. Ne diyor? Denklemin kökleri x1 ve x2. x1 sıfırdan küçükmüş. x2 sıfırdan büyükmüş. x1'in mutlak değeri. Yani negatif olarak negatifliğini saymazsan diyor. Sayı olarak bakarsan. Yani pozitif yapıyor burada. Sayısına bakıyor yani. Sayı olarak da neymiş arkadaşım? x1 küçükmüş, x2 büyükmüş. Bunun anlamı ne biliyor musun? Bu çok çakal bir soru olmuş. Bunun anlamı şu arkadaşım. Burada diskriminant kesinlikle sıfırdan büyük. Bu ne demek? 2 reel kök var demek. Gördüğün gibi 2 reel kök. Neden? Çünkü 2 kök var burada görüyorum. Bir de arkadaşım unutma. Bir de şunu söylüyor sana. Kökler çarpımı Bakın kökler toplamını çarpımını biliyorum. Eksi olacak. Yani m kare eksi 16 kökler çarpımı bölü 1 hani şey vardı ya e, e, c bölü a kökler çarpımı ikisi de 1 artı 1 eksi olduğu için sıfırdan küçük. Bakın birinci muhabbet köklerin oldu. İkinci muhabbet e, bizim için ne var? Kökler çarpımı. Üçüncü muhabbette kökler toplamı. O da eksi b bölü a'ydı. Yani m kare eksi 1 önünde eksi dışında eksi olduğu için bölü 1 ne olacak arkadaşım? Kökler toplamı da bakın negatif olanın sayısı küçükmüş. Yani eksi 2'ye 3 gibi. Bak eksi 2 2 olur bu 3 olur hala doğru. O zaman ne oluyor? Kökler toplamında pozitif olacak. Pozitif olacak sıfırdan büyük olacak. Neden? Çünkü 1 artı 1 eksi Toplarsak kimin işareti, kimin sayısı olarak büyükse 3 daha büyük. O zaman onu aldık. Yani iki mi üç mü? Eksiği saymazsak 3 daha büyük. O zaman pozitif olacak. 3 tane durum ortaya çıktı. Düzgün yazalım şurayı. Ee, diskriminat de bu arada. B kare eksi dört ac. Bakmaya gerek var mı? Büyük ihtimal yok ki adam e, bu zorlayıcı şeyi bize yaptırtmayacak. Bunu zaten iki kök olduğunu soruda gördüğüm için bakmaya gerek yok. Diskriminat var mı diye bakacaktık. Bakmaya gerek yok. Diskriminat zaten var burada neye bakacağım ben? M kare eksi 16 küçüktür 0. Bir de neye bakacağım ben? Buradan da burada görüyorum aslında. Hemen yazayım. M eksi 4'e M artı 4 küçüktür 0. Bir de ne olacak arkadaşım? M kare eksi 1. Çünkü burada eksi eksi artı oluyor. M kare eksi 1 büyüktür 0. Büyüktür 0. Bunu da hallettim. Buradan ne kökler geliyor? Yine iki kare farkı. M eksi 1'e M artı 1 gelmiş olacak ki burada kökler. Bunu hallettim. Şimdi köklerim neler? Hatta şöyle yapabilir miyiz? Bakın. Aslında bunlar şöyle çok güzel gözüküyor. Bakın direkt denklemi içine almış oldum. Peki burada köklerim neler? Bu arada şuraya x yazmışım. Orası m olacak. Heh, köklerim 4 eksi 4. 1 eksi 1. O zaman eksi 4'ü yazdım. Eksi 1'i yazdım. 1'i yazdım. Burada da 4'ü yazdım. Yukarıda beni ilgilendirenler kim? 4 ile eksi 1. Eşitlik var mı? Yok. Açıklar. Aşağıda yine açıklar. O zaman da burası. Yukarının artı eksisine bakarsam m'nin işareti artı olduğu için artı ile başladım. Aşağıda bakıyorum. İşareti artı olduğu için artı ile başladım. Beni ilgilendiren yerlerde de hemen eksiyi işaret değişimi yaptım. Şimdi yukarıda bana küçük türleri soruyordu. Aşağıda bana büyük türleri soruyor. Çözüm kümesine baktığımda da Çözüm kümesi eşittir. Ne olacak? Eksi 4 var. Aşağıda yukarıda yok. O zaman yok olacak. Nereye kadar? Eksi 1'e kadar ki eksi 1'de anladınız siz. Biri var biri yok. Birleşim. Bir de şurada bir çözüm kümesi var. Bir var bir yok. O zaman ne olmuş oldu? Biri yok olmuş oldu. Devam ediyorum. 4 yok 4 var. O zaman 4 de yok olmuş oldu. Bana kaç farklı tam sayı değeri var diyor. Hemen onu söyleyelim kaç farklı olduğunu. Eksi 4 yok, eksi 3 var, eksi 2 var, virgül. Burada da 2 var, 3 var, başka da bir şey yok. M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyordu. Ona da ne dedim ben? 4 tane dedim ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Gördüğün gibi çok önemli bir mevzu. İki kökünün olduğunu ben zaten denklemden biliyorum. O yüzden de onu yazmadım. O yüzden de sorum bitti. Geldim bir başka soruma. Burada çift kat kök var. Ona dikkat edeceğim. Başka da hiçbir ekşin yok. Bir de zaten 5'leri ortak. Onu gördük. Hemen şu denklemi yazalım. X eksi 5 çarpı X artı 5 küçüktür 0. Aşağıyı yazarsak da bunun zaten çarpanlarına ayrılmış. Hiçbir şey yazmaya gerek yok. Direkt köklere geçelim. Burası ne olacak? X eşittir 5 benim için önemli. Burada da X eşittir eksi 5 benim için önemli. Burada da aynı şekilde bir X eşittir eksi 5 benim için önemli. Bir de buradan da bir kere açık yazayım. Eşittir sıfırdan dolayı attım karşıya. Bir eşittir 2 xten dolayı ne var arkadaşım? X eşittir 1 bölü 2 var. O zaman 4 tane köküm ve tablom var. Şimdi tabloyu yaptım ama sistemin çözüm kümesi açık AB'ymiş. AB çarpımı soruyor. İlginç. Sonuçta çok fazla kök olabilirdi. E kök var zaten ortada. da e bu kadar tek bir aralık nasıl oluyor bakalım anlayabileceğiz mi? X kare eksi 25'i bulduk. Burada da 1-2x karesi çarpı x artı 5'i gördüm. Hemen köklerimi yazıyorum tabloya. Burada kocaman bir eksi 5. Burada 1 bölü 2 var. Burada da 5 var. Bakalım hepsini yazdık mı? 5'i yazdım. Eksi 5'i yazdım. Eksi 5'i bir kere daha yazdım. Ve buradan da 1 bölü 2'yi yazdım. Şimdi beni yukarıda ilgilendiren kim? 5 ile eksi 5. Açıklık çift kat kök değil. Tek kat kök. Ondan sonra aşağıya baktığımda da Aşağıda 1 bölü 2 çift kat eşitlik var. Kapalı çift. Bir de eksi 5'te kapalı olacak. Yukarıda beni ilgilendiren şey ne? Yukarıda beni ilgilendiren şey artı olması. Artıyla başlayıp devam ettim. Aşağıda bakın tam karenin işaretine bakılmaz. Çünkü burası zaten pozitiftir kesin. 5'e bakıyorum işaretim artı. Artı 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 eksi olacak. Çünkü çift kat kök geçirgen arkadaşım bunu unutma. O zaman ne diyorum arkadaşım ben o zaman şunu söylüyorum hemen. Yukarıda benden negatifleri istediği için burayı çözdüm. Aşağıda benden pozitifleri istediği için alayına gittim. Çok dikkat şimdi burada çözüm kümesi aralık olarak nereyi veriyor bana? Burayı veriyor. Peki 5 var mı? 5 eksi 5 var mı? Eksi 5 yok. Niye? Niye? Çünkü yukarıda yok aşağıda var. Geçtim. 5'e bakıyorum arkadaşım. 5'te ne var? Burada bu arada 1 2 ikisine de var süper. Burada 5'e bakıyorum. 5 yukarıda var aşağıda. Aşağıda var yukarıda yok. O zaman onu da yokluk derecesine yazdım. Bana diyor ki e, bu aralık nedir diye soruyordu. Ben de buldum. Eksi 5'te 5'miş. O zaman çarpımları da ne olacak? A çarpı B eşittir 25. Ama hangi 25? Eksi 25 olduğunu söylemiş olduk. Güzel bir soruymuş. Çift kat kök işi değiştirdi. Yoksa artı artı eksi artı olacaktı ki o zaman aralığı yanlış kesinlikle yazardım. Çünkü burayı, burayı yazacaktım. Ki burayı yazarsam da kapalı olacaktı bir Oradan da yanlış yaptığımı anlamam lazımdı. Ve son soruma geçtim. İşte üniversite sınavında sorulan kallavi diyeceğimiz sorulardan birisi. Hemen nasıl yapacağımıza bakıyoruz ve olayı bitiriyoruz. Hemen ben ne yapacağım arkadaşım tabloma geçeceğim. İlk önce bakın şunu kapatmak için Şurayı kapatmak için Hemen tablomda neler var onu bir söyleyeyim Bakın şu kağıdımı alayım Yalnız bunu ilk önce yazayım Tablomda neler olacak onu bir söyleyelim Bakın tabloda Neler olacak Şurası bir fx çarpı Gx mi Evet aşağısı 5-x çarpı fx mi Bu da tamam Şurası x mi Burası tamam Şimdi köklerime bakacağım. Köklerime bakarken burada zaten görüyorum bazı şeyleri. Ve şuranın büyük eşit olduğunu kapatacağım için yazdım. Normalde yazılmaz biliyorsunuz. Gerek yok. Burası büyük eşitmiş, burası küçük eşitmiş. Onu gördüm. Şimdi grafik okumaca var burada. İlk önce köklerimi belirleyeyim. Bakın f'in kökleri neler f'in kökleri? f'in kökleri 4'e eksi 1. Ve işareti ne? İşareti pozitif. Peki gx'in köklerini? ne? gx'in kökü sadece 2. İşareti ne? negatif. O zaman çarpılırsa negatifle başlayacaksın. Kökleri bir yazmam lazım yalnız. Kökleri yazarken ne görüyorum? Köklerim eksi bir, iki ve dört. İkisini aynı anda ilgilendiren. Eksi bir, iki ve dört. Hemen şöyle aralıklı yazayım birazcık. Eksi bir, iki ve dört. Bunları yazdım. Köklerimi gördüm. Ve beni ilgilendiren ve sıfıra eşitleyen kimlerdi bunları? Eşitlik olduğu için kapalı kapalı olduğu için bunların alayı kapalı. Bakın alayı kapalı. Çift kat kök var mı? Yok. Kesip geçtiğine göre yok. Teğet olsaydı vardı ama şu an yok. Tamam FG'yi bitirdim. Hatta işaretini de göstereyim. Şimdiden bitireyim onu. İşareti de ne olacak? Kesinlikle eksi. F artı G eksi artı eksi artı diye geldim. Bana sorduğu şey büyüktür olduğu için burasıyla burası sağlıyor derim ve olayı bitiririm. ...devam edelim sonrasında, devam edelim sonrasında. Mesela bir tane bakalım bu arada, bir nokta seçelim. Beşe bakalım. Beş ne olacak arkadaşım? Bunu artı, bunu eksi yaptığını görüyor muyum? Evet, görüyorum. O zaman artı eksiden dolayı çarpımları eksi olacak. Bakın, eksi yapmıştık zaten. Mesela üç verelim, üç. Üç, e, ikisini de eksi yapıyor. O zaman artı olur. Müthiş. Müthiş. Çarpımlarını sorduğu için her türlü olayı çözmüş oldum. Şimdi arkadaşım, önemli olan burası. Burada F diyor... F'in kökleri 4 de eksi 1. Onları bir var oldukları için işaretleyeyim. Bir de yalnız burada bir tane daha kök var. O da x eşittir 5. x eşittir 5'i de koyacağım tabii ki de. x eşittir 5 de nerede olacak? Bu tarafta olacak ki hocam ne yaptın sen eksiği yardırdın? Artık ben eksiği görmezden geliyorum. Ve eksiği iki tane ayrı ayrı eksi olarak böldüm. Peki benim köklerim nelerdi? fx'te Bakın x de 4 ile eksi 1'di. Şimdi bir de işin içine 5 girdi. Eşitlik var mı? Var. Peki işaretim ne? İşaretim eksi fx'inki artıydı. Eksi artıdan dolayı. Yine eksi ile başlıyorum. Eksi artı eksi eksi artı olayı bitirdim. Benden ne istiyor? Küçüktür sıfırları istiyor. Burası ve burası. O zaman ne oldu arkadaşım? Ne oldu? Çözüm kümesi eşittir. Ne olmuş olacak? Arada kaldı için var. Yukarıda var. Ne etti burası? 2 sağlanmış oldu. Burada ne var arkadaşım? Burada da 4 kapalı var. İşte bu kadar. Çözüm kümesini bulalım diyordu. Bulduk. Tek dikkat etmeniz gereken bunun en sağ üstü artıda. Bunun en sağ yani en sağ tarafı eksi olduğu için bu eksilerle başlayacak. Bakın şunun tablosunu yaparsan ne olacak? Tablosunu yaparsan G'nin tablosunu. G'nin tablosunda kökün 2. Iki. Bakın 2'den büyüklerde eksi. Burada artı. Zaten gördüğün gibi bu da sağlayan sıfır yapan yer. O yüzden bu eksi bu artı. Artı olduğu için ikisini aynı anda yazarsan eksiyle başlarsın. Süper bir şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Başka sa... Bakın bu soru bitti mi? Bu soru bitti mi? Aslında bu soru bitmedi. Niye biliyor musunuz? Burada eksi bir de ikisinde de var. O zaman birleşeyim. Şöyle buraya bir eksi bir ekleyebilirim. Sonrasında arkadaşım 4'ü zaten yazdık 2'yi yazdık peki 5 var mı 5 ikisinde de sağlamıyor çünkü niye burada sağlıyor burada sağlamıyor unutma ama eksi 1 ikisinde de sağlıyor çünkü fx0 yapan değeri mi evet onu da listeye eklemem lazımdı eşitlikleri de sakın kaçırma bunlar da göz ardı etme mesela ortaklarında yoktur ama diğer tarafta ikisinde de aynı anda var olan bir şeyler olabilir Bunları da unutmadan ekleyeceksin dedim ve süper bir şekilde müthiş bir öSYM tarzı soruyu bitirdim. Bugün sizlerle eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini yaptık mı? Yaptık. Lütfen ödevlerini bitirmeden gelme. Çünkü niye? Dördüncü ünitede biz neredeyiz şu an? Neredeyse ortalarındayız. Ya ortalarında diyoruz. Pardon. Dördüncü üniteyi bitirdik. Burada bir dünya soru var. Lütfen bu soruların içinden geç. Lütfen bu soruların hepsini çöz. Çok önemli bir mevzu. Çünkü artık bu konuyu kapatıyoruz. Zaten yazılarınız başlamıştır. Olmayanlar varsa bu konu gayet önemli bir konu. Sınavda kesinlikle en az 200 soru getirecektir. Normal okul sınavında ama ÖSYM'de de en az bir en fazla iki soru da böyle çıkacaktır karşına. Sözü fazla uzattım. Yazılılarda başarılar dilemiştim. İşte karşında ödülü soru. Çift kat kuvvetleri, çift kat köklere dikkat et. Cevapları yoruma bekliyorum. Bir dahaki derste görüşürüz.